Sorularla Risale-i Nur programının kıymetini takip edilize de bu haftaki programımıza Hüve Nüktesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür. İşte ben La İlahe İllahu ve Kul Huvallah'taki hareket-i fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa ve o unsurun sayfasını mütalaa ederken bu mücmel hakikati tam, vazı ve mufassal aynen yakın müşahede ettim. Ve hüvenin lafzında, havasında böyle parlak bir bürhan ve bir lemay-ı vahidiyet bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ahadiyet ve çok kuvvetli bir hüccet-i tevhid ve hüve zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karine-i taayyün o hüccette bulunması içindir ki hem Kur'an-ı Muzülbeyan hem ehli zikir makam-ı tevhidde bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmen yakın ile bildim. Bununla ilgili dört sualımız olacak hocam. Birincisi, üstadımızın burada hareket-i fikriye ile seyahatında hava alemini temaşa ve o unsurun sayfasını mütalaa ederken ifadesinde hava için alem, unsur için sayfa tabirini kullanmıştır. Acaba neyi kastetmiş olabilir? Yani hava için alem de denir, unsur da denir, sayfe de denir. Yani bunlar farklı tabirde kullanabilir. Aynı şey hepsi. Tabii nüans farkı var. Alem deyince, yani alem, Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, alemet olan, delil olan her şeye alem deniyor. Bazıları alemi terkip olan her şeye alemdir diyorlar. Yani mesela diyelim su molekülde bir terkiptir ve o da bir alemdir diyorlar. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine alemettir. Bu manada her şey alemdir. Alemler çeşitlidir. Hava alemi, su alemi, insanlar alemi, hayvanlar alemi, semavat alemi değil mi? Melekler alemi diye böyle. Hatta usta dediği gibi insan her biri, insan ayrı bir alemdir diyor. İnsan bir nevi. Her nevi bir alemdir. İnsanın her ferdi de bir nevi gibidir. Ayrı bir alemdir diyor. Bu manada alem çok yani. Hava da bunlardan birisidir. Hava da bir alemdir bu manada. Allah, az önceki sorularda da şey, geçen hafta geçti. Yani Allah'ın varlığını harika bir delil hava yani. Bu manada alemdir. Aynı zamanda sayfedir de. O da geçti. Evet. Kalem-i Kudret'in sayfasına bir sayfası oluyor dendi. O manada her ikisi de hava için geçerlidir yani. İkinci olarak bu mücmel hakikatin tam, vazı ve mufassal aynen yakın müşahede edilmesi ne demektir? Hem Üstad bunu mücmel olarak, bize mücmel olarak anlatmış oluyor yani. Bu mücmel hakikat derken bize anlattığı kısım mücmeldir yani. Öyle anlıyorum yani. Bunun mufassalı kendisi müşahede etmiştir yani. Kendi müşahedesi mufassaldır. Tafsilatıdır yani. Daha geniş. Mufassal o demek. Bize anlattığı onun bir özetidir yani. Zaten birçok şeyler kalbi şeyler anlatılmaz zaten. Akli şeyler ancak anlatılır. Yani şair demiş ya, dili yok kalbimin, onda ne kadar bir zarım. Yani bir hissiyatlar, zevkler zor kelimeye dökülür yani. O an üstadın hissettiği şeylerin büyük çoğunluğu yazıya dökülmemiştir. Ancak aklımıza hitap edebilecek kısımları yazılmıştır ancak. Onun için mücmel diyor üstad, tafsilatı kendi ruh ve kalp aleminde kalmıştır. Hakkı aynı yakın müşahede ettiğime gelince, yani ben bunu şöyle anlıyorum çünkü bu hakikati diyorum müşahede ettim. Yani buradaki aynel yakın müşahede gözle görmek demek değil yani. Yani hakikat çünkü gözle müşahede edilmez. Hakikat akılla kalple müşahede edilir. Onun için burada müşahede edilen hakikattır yani. Evet. Zaten öyle diyor kendisi mi istediniz? Bu müjde hakikati aynel yakın müşahede ettim. Yani hakikati müşahede ettim. Yani onun için gözle gördüm demek değil. Ama bu hakikati, bu müşahedem aynel yakın derecesinde. Kesin ve katidir demek istiyor. Aynel yakın ki burada kesinliği, gözle görür gibi bir şey bilmek aynel yakın oluyor. Yakın malum, kesin kati ilim demek yani. Bu aynel yakın, ilme yakın, hakka yakın dereceleri var. Bunları alimlerimiz delilin kuvveti diye tefsir ediyorlar. Yani delilin kuvveti yani. Yani bazı deliller gözle görülür derecede kuvvetlidir.
Bunlara aynel yakın. Bazıları ilmen 2 kere 2 4 eder kadar kesindir. Buna da ilmel yakın deniyor. Bazı deliller de kendi varlığımızı, hayatımızı bilmemiz, hissetmemiz derecesinde katidir. Buna da hakkıyla yakın deniyor. Yoksa melekler hakkıyla yakın nasıl bileceğiz? Melek olacağız ki bilelim. Değil mi? Evet. Heh. Bunu da bir beste söylemiş olayım. Bu yakin, kesin bilgi, kat'i hüküm demektir. Ve delilin kuvvetiyle ilgili bir ifadedir. Bütün yakinler kesindir yani. Kesinlikte dereceleri vardır. Biri ilmen yakın, biri aynı yakın, diğeri hakkıyla yakındır. Ben aynı yakın, gözle görür derecesinde bir şeyi nasıl biliyorsak o katiyette müşahede ettim diyoruz. Üçüncü olarak hüvenin lafzında bir lemay vahdaniyet bulunduğu gibi manasında ve işaretinde de nurani bir cille-i ahadiyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid bulunuyor. Bir doksanız hüvenin lafzında Bir lemay vahdaniyet ha, bulunduğu lemay gibi vahdaniyet ha. Evet. manasında ve işaretinde de nurani bir cille-i ahadiyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid bulunuyor. Bunun izahını alabilir miyiz? Şimdi hüve lemay vahdaniyet deyince lema deyince güneş aklı gelir. Demek ki Allah'ın birliği vahdaniyet. Allah'ın birliği. Güneş gibi kat'idir. Değil mi? Güneş gibi kat'idir. Hüvenin lafzında da o güneşten bir lema vardır yani. Değil mi? O da Allah'ın birliğini o lafız da gösterir. Havun suyun tamamı da gösterir. Güneş de gösterir. Yıldızlar da gösterir. Yani hepsi bir çiçek de gösterir Allah'ın birliğini değil mi? Evet. Yani ben kimsem kainat onundur diyor mesela bir çiçek. Onda da bir lema-i vahdaniyet vardır. Onun için yani havun suyun tümünde de bir lema-i vahdaniyet vardır. Her bir hava işte, telaffuzunda kullandığımız hava kadar, o her bir hava parçasında da yine bir lemay-ı vahdaniyet vardır. Yani Allah'ın vahdaniyet, Allah'ın birliği ve sıfatlarının bütün mahlukatı ihate etmesi, sıfatların sonsuzluğu. Yani sıfatların sonsuz ve muhit olması vahdaniyet. Yani bütün alem onun sıfatlarının tasarruf altında. Yani buna bir hüccet de hava unsurudur veya hüve kadar bir havada da bundan bir lema vardır yani. Ehadiyet de Allah'ın zatının birliği. Yani manasında da Allah'ın zatının birliği var. Yani, kul huvallahu ehad diyoruz. Ehad Allah'ın çünkü hüveden sonra ehad geliyor değil mi? Allah ve ehad isimleri geliyor. İhlaslı. Ehad Allah'ın zatının birliği. Vahid de ehad de Allah'ın birliği demek yani. Biri sıfatlarının eşi benzeri yok. O cihette bir. Diğeri zati sıfatlarının eşi benzeri yok. O cihette bir. Yani birincisi ilimde, iradede, kudrette değil mi? Basarda, semide Cenab-ı Hakk'ın benzeri yok. Tek, sonsuz bu sıfatlara sahip, tek bu sonsuz sıfatlara sahip tek zat. Bu vahidiyet oluyor. Ehadiyet de işte kıdem, beka, vücudun vacip olması, muhalefetin havadis gibi sıfatlarda da benzeri bir eşi yok. Yani bu cihette de yine Cenab-ı Hak birdir, o cihette de birdir. Yani sıfatların noktasından birliğine vahidiyet deniyor. Zatı noktasında birliğine de ehadiyet deniyor. Yani manası da Allah'ın zatını bildirir diyor. Evet. Ayrıca şu manada olabilir mi? Yani her yerde olduğu gibi her atomda, her hava atomunda da Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatlarıyla bulunması böyle bir ehadiyet tarifi de var yine. İşte zaten birliğini o zaten misal veriyor ya güneş misali. Yani güneşin ışığı bütün eşyayı ihata ediyor. Bu sıfatlarını gösteriyor. Her bir aynada da hem bütün esmasıyla görünüyor hem de bir nevi cilve-i zatiyle bulunur diyor. Hatırlarsanız o bahsi. Yani orada bir cilve-i zatiyle bulunur da bir işaret var yani. Ehadiyet Allah'ın zatının birliği demek. O zatının sıfatları da o aynadaki şeyde görünüyor güneşin. Aynadaki tecellide güneşin zatına bağlı sıfatlar da görünüyor değil mi? Yedi renk de görünüyor, hararet de görünüyor orada, ziya da görünüyor. Evet, orada ikisi birlikte işleniyor o bahiste. Dördüncü olarak hüve zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karine-i taayyün o hüccette bulunması. Bu ifadeyi izah edebilir misiniz? Şimdi hüve biz o demek. Yani her şeye, herkese o denir değil mi? Evet. O demekle kimin kastedildiği kesin değildir. Kesin değildir.
Ama bir karne-i tayin, yani tayin bir şeyin tayin edici işaret demek, yani karne-i tayin. Bir karne-i tayin varsa o zaman o deyince belli bir zat anlaşılır. Mesela bir şahıs, bir alim hakkında değil mi? Konuşuyoruz. Sohbetimiz o zat hakkında geçiyor. O ara o deyince artık herkes anlar ki falan alimdir değil mi? Çünkü sohbetimiz onun üzerinde cereyan ediyor. O zaman o zamiri karne-i tayin ile işte o zata bakar. Yani burada karne-i tayin vardır, yani onun kim olduğunu tayin edici bir işaret vardır burada. Şimdi kul huvallahu ahad dedim mi? Hüve ehad. O ve ehad beraber gelince o deyince ehad olan anlaşılır artık. Ehad olan zat anlaşılır. La ilahe illahu deyince, oradaki hüve deyince kendinden başka mabut olmayan zat anlaşılır. O bir karne-i tayindir ki oradaki hüve Allah demektir. Kulvatullah'taki hüve de Allah demektir. Bu şekilde kelime-i tevhid ve ihlas bolca okununca artık hüve deyince doğrudan Allah hatıra gelmeye başlamış. Karne-i tayinle. Onun için ehli zikir hu deyince artık bu hangi hu dedi daha sorulmaz. Kul huvallahu'daki hu, la ilahe illa hu'daki hu. Değil mi? Artık karne-i tayinle oradaki hu doğrudan doğruya Allah'a bakıyor. Konumuzla ilgili de şöyle bir yaklaşım olabilir mi hocam? Yani yukarıda anlatılan hakikatte hava sayfasında bu tasarrufatı yapan o. O demek tabii. Ancak o olabilir. Ancak olabilir. Hüvenin anahtarıyla ve pusulasıyla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası, hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde karışmadığını ve intizamını bozmadığını, hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak intizam ile taşıdığını ben aynen yakın müşahede ettim. Bu metinle ilgili de iki sorunumuz olacak hocam. Birincisi, hava unsurunun hüve nüktesinde söz edilen görevlerine bilim adamları nasıl bakıyorlar? Şimdi hava unsurunun bu ses naklindeki görevlerinde herkes müttefik zaten. Ses naklindeki görevlerinde. Yalnız ses sadece doğrudan konuşmalarda nakledilmiyor. Telefonda da naklediliyor, değil mi? Televizyonda da naklediliyor. Oradaki nakil farklı biraz. Ama buradaki hakikatler oraya da tatbik edilebilir. Yani orada biraz sanki hava ile televizyondaki sesler naklediyormuş gibi bir anlayış yanlış olur. Yani öyle anlayamayız. Onlar elektromanyetik dalgalarla diyor, yayılıyor. Telsiz telefonla konuştuğumuz zaman da ses elektrik akımıyla naklediliyor. Değil mi? Karşılıklı konuştuğumuz zaman da havayla naklediliyor. Şimdi bilim adamları bir hususta ihtilaf halindeler diyelim. Büyük çoğunluk bu televizyon vesairenin nakline sebep olan elektromanyetik dalgaların hava ile alakası olmadığını, yani boşlukta da yayılabileceğini söylüyorlar. Hatta boşlukta daha kolay yayılır diyorlar. Yani ama havada da yayılır. Yani hava olan yerde de bu dalgalar vardır. Hava olmayan yerde de vardır. Yani bu dalgaların hava ile alakası yok. Ama hava olan yerde de bu dalgalar vardır. Ama havasız yerde daha rahat yayılır diyorlar. Bu dalgalar ne ile yayılıyorlar? Orada iki görüş var. İşte birisi boşlukta yayılıyorlar diyorlar, yani boşlukta. Bu görüş çoğunlukla şimdilik. İleriden olur bilemiyoruz. Henüz tartışılıyor. Bir başka görüş de bu boşluk dediğimiz şey yoktur diyor. Boşluk diye bir şey yoktur. Her yer esirle doludur. Esir denen bir madde vardır. Latif, seyyal ve göze görünmeyen esir maddesi vardır. Her yer bununla kaplıdır. Elektromanyetik dalgalar da bu esir içerisinde nakledilir diyorlar. Mesela bir atomda ondan ifadesi çekirdekle elektron arasında bir boşluk var ya, oraya esirle dolu diyorlar.
Dünya ile diyelim güneş arasında bir boşluk var. Gezegen arasında boşluk var. O boşluk da esirle dolu diyorlar. Yani bu esirsiz yer yok. Üstad da sanki esiri tarlaya benzetiyor. Yıldızlar dair her şey o tarlada bitmiş değil mi? Evet. Mahsuller gibi üstadımız anlatıyor. Yani esir üstad kabul ediyor. Birçok alimler de kabul ediyorlar. Fakat bilim adamları şimdi de hiç kabul etmiyorlardı. Ben fizik aliminden, bilgininden duydum. Diyor ki şimdi diyor ikiye ayrıldık diyor. Yani bir kısmımız bilim adamlarının bir kısmı fizikçilerin esiri kabul etmeye başladılar. Ama çoğunluk yine kabul etmiyor hala. Şimdi esir olsun, elektromanyetik dalga olsun, hava olsun. Mesele bir noktada birleşiyor. Bir anda sonsuz işte beraber yapılıyor. Değil mi? Evet. Havada esir de var. Elektromanyetik dalga da var. Havada ikisi de cereyan ediyor. Hava dışında ancak bu işler esirle mi oluyor? Elektromanyetik dalga ile mi oluyor? Orada münakaşadır. Havada ikisi de söylenir, havada söylenir. Üçü birlikte orada, değil mi? Evet. Havada üçü birlikte. Hava dışında, atmosfer dışında dedikodu diyelim var veya ihtilaf var. Bir kısmı diyor boşlukta yayılıyor. Bir kısmı diyor hayır boşluk diye bir şey yoktur. Esir maddesi vardır. Havada da vardır bu. Atomda da vardır. Onunla yayılıyor diyorlar. Şimdi bunu fazla münakaşa etmenin, müzakere etmenin de bence gereği yok. Çünkü hala kesinleşmemiş bir durum var ama Üstad'ın bir sözünü nakletmek istiyorum. Çok önemli. Manayı harfi diyor, kasti hükümlere mahkum aleyh olamaz diyor. Ve o manayı harfin inceliklerinde mülazara mı ezilmez, Şekilde. tetkikat mı yapılmaz diyor. Evet. Heh. Şimdi bu şu o çok önemli bir kaide yani. Yani bir şeyde mesela bir müfessir bir ayeti tefsir ederken kainattan bir misal veriyor. Ama o misal bugünkü fenin anlayışına uymayabiliyor. Mesela diyor ki İşte dünyayı, güneşi dünya etrafında döndüren ilahi kudrete bakın diyor mesela. Halbuki bugün biliyor ki dünya güneş etrafında dönüyor. Orada maksat nedir? İlahi kudrete baktırmak. Mane harfiyle baktırıyor güneşle dünyaya. İster dünya güneş etrafında dönsün, ister güneş dünya etrafında dönsün, mahkum aleyh olamaz. O demek yani. Burada bu ayeti kerime böyle tefsir ediliyor ya, deyip de ayeti kerimeye ilişilemez. Evet. Çünkü burada misal kainattan getiriliyor. Mane harfi nazarıyla kainata baktırılıyor. Ve o söz asrın şeyine fenni anlayışına ters de düşse mana sahihtir. Çünkü mana nedir burada? Manayı ismiyle bakıyoruz, harfiyle bakıyoruz. Bir kudretten bahsediyor müfessir. Güneşi dünya etrafına döndüren ilahi kudrete nazarı veriyor. Değil mi? Evet. Şimdi aynı şeyi değiştiririz. Dünya güneş etrafına döndüren ilahi kudret deriz. Mesele değişmez yani. Ama mana ismiyle bakılsa, yani bizzat mesela konumuz astronomi olsa, o zaman bir astronomi alimi güneş dünya etrafına dönüyor dedi mi mahkum aleyh yani o hüküm reddedilir. Böyle bir şey olmaz denir. Dünya güneş etrafına dönüyor. Çünkü mana ismiyle bakıyor güneşe ve dünyaya. Ama müfessir mana harfiyle baktığı için hangisi dönerse dönsün mesele olan oradaki nizamı ve kudreti nazara vermektir. Şimdi burada da aynı durum söz konusu. Şimdi bir anda hassiz işle beraber yapılıyor. Karşılıklı konuştuğumuzda bu iş hava zerrelerinde yapılıyor. Değil mi? Telefonla konuştuğumuzda bu iş elektrik cereyanda yapılıyor. Elektrik cereyanı da bir hava gibi düşünün. Onda da bir anda hassiz işle beraber oluyor. Televizyonda bu iş elektromanyetik dalgalarla yapılıyor. Yine bir anda hassiz işlerin yapılması söz konusu. O bakımdan bunun direkt hava mı yapıyor, dalgalar mı yapıyor, esir mi yapıyor? Bu bizi çok ilgilendirmiyor. Az önce misal verdim orada olduğu gibi. Kaldık bunların hepsi zaten hava, şu andaki havada hepsi var bunların. O yüzden hava ile ilgili bir anda şu kadar şey yapılıyor, sesle elektrikle naklediliyor sözlerini. Efendim elektrik hava ile değil de titreşimle naklediliyor falan gibi gerekçelerle reddedemeyiz. Bunlar çünkü havada olan şeyler. Evet. Bir kısmı hava zerrelerinde, bir kısmı elektrik cereyanında, bir kısmı manyetik dalgalarda olmakla beraber hepsi şu anda burada cereyan ediyor. Dolayısıyla bunun münakaşa mevzu yapmak doğru değil. Bir yere soruluyor da bu mevzu. Evet. Hiç şeye inanmayan, esere inanmayan bir bilim adamı da
elektromanyetik dalgaları incelerken bir anda şu kadar televizyonun şu kadar yayını bu dalgalarda birlikte nasıl naklediliyor diye aynı Hüven Üniversitesi'nin ustadının nazara verdiği hayreti değil mi? Bu zatında o dalgalarda göstermesi lazım. Öyle değil mi? Evet. Mesele budur yani. İkinci olarak aynı yakın müşahedeyi nasıl anlamalıyız? Onu sanki bir önceki soruda kısmen söylemiş olduk. Evet. Yani hakikati aynı el yakın gördüm diyor. Yani gözle görür derecesinde bu hakikati müşahede ettim diyor. Evet. Hava sayfası hakka yakın, aynı yakın, ilmel yakın derecesinde belahatle Zat-ı Zülcelal'in hadsiz, gayrimütenahi, ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sayfası ve bir levh-i mahfuzun alem-i tağayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahf ispat namında yazar bozar tahtası hükmündedir. Bu paragrafta hava sayfasının kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sayfası ve bir levh-i mahfuzun alem-i tağayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahf ispat namında yazar bozar tahtası olmasını açıklar mısınız? Şimdi Üstad bu levh-i mahf ispatı zaman içinde kullanıyor değil mi? Evet. Zaman içinde. O zaman şimdi zaman bir tahta gibi sanki. Levha demek değil mi? Levh-i mahf ispatı. Mahf ispatı yani. İspat yazıyorsunuz, mahf ortadan kaldırıyorsunuz. Şimdi bir tahtaya bir cümle yazıyorsunuz, oluyor ispat. Siliyorsunuz, oluyor mahf değil mi? Mahvediyorsunuz, kaldırıyorsunuz ortadan. Aynen öyle de Üstad diyor, zaman sanki bir sayfa gibi. Cenab-ı Hak o sayfada evvelsi gün dedelerimizi yazmıştı. Değil mi? Onları sildi, babalarımızı yazdı. Onları sildi, bizi yazdı. Bizi silecek, torunlarımızı yazacak. Çocuklarımızı, torunlarımızı yazacak. O zaman zaman bir sayfa oluyor. Onda eşya yazılıyor ve siliniyor, başkaları yazılıyor. Bu gözle görüyoruz bunu. Hani az önce nerede geçmişti? Toprakla ilgili bir soru sorulmuştu değil mi? Bir toprakla ilgili. Evet. Kısa toprağa havaya misal veriyor, toprağı net gördüğümüz için. Evet. Yani burada da zaman içinde eşyanın akışını ve silinmesini net görüyoruz. Onu buna misal verebiliriz. Aynı nasıl böyleyse, zamanda böyle olduğu gibi havada da böyle. Havada da bir cümle söylüyoruz, orada yazılıyor. Değil mi? Bir süre sonra başka bir cümleler onun yerini alır, o eski cümleler siliniyor. Ama bütün bu yazılanlar ve silinenlerin tümü levh-i mahfuzda. Allah'ın ezeli ilminin aynası olan levh-i mahfuz. Çünkü olmuş olacak her şeyi Allah bilir. Levh-i mahfuz bunun bir aynasıdır. Evet. Defteridir değil mi? Kaderdir bir defteri. Levh-i mahfuzda olmuş olacak her şey yazılı. Hava sayfasında da levh-i mahf ispat. Ondan bir sayfa da hava sayfası. Onda da eşya yazılıyor. Levh-i mahfuzdaki şeye uygun olarak. Levh-i mahfuza uygun olarak diyelim. Çünkü ilim ne uygun olarak yazılır ya değil mi? Evet. Şimdi levh-i mahfuzun bir defteri diyor. Mütebeddil bir defteri. Şu kelimeler yazıldı, onlar silindi. Yerine şu cümle kelimeler geldi. Onlar silindi, şu kelimeler geldi. Böyle yaratıldığı günden beri hava sayfasında sonsuz kelimeler insanın konuşmalarına, kuşların cıvıldaşmalarına kadar her ses orada yazılmış, silinmiş, yazılmış, silinmiş böyle gidiyor. Evet. Levh-i mahf ispat. İşte hava unsurunun yalnız nakli asfat vazifesinde mezkur cilve-i vahdaniyeti ve mezkur acaibi gösterdiği ve dalaletin hadsiz muhaliyetini izhar ettiği gibi unsur-ı havainin sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, cazibe, dafia, ziya gibi sair letaifin naklinde şaşırmadan muntazaman asfat naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda, bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanında bütün nebatat ve hayvanata teneffüs ve telkih gibi hayata lüzumu bulunan levazımatı kemal-i intizam ile yetiştiriyor. Emir ve irade-i ilahiyenin bir arşı olduğunu kat'i bir surette ispat ediyor. Ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık, hedefsiz esbab ve aciz, camit, cahil maddeler bu sayfe-i havaiyenin kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını aynen yakın derecesinde ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim.
ve her bir zerre ve her bir parça lisan-ı hal ile la ilahe illahu ve kul huvallah ehad dediklerini bildim ve bu hu anahtarıyla havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğün gibi hava unsuru da bir hu olarak alem-i misal ve alem-i manaya bir anahtar oldu. Mütevakisi şimdilik yazılmadı. Umuma binler selam. Bu metinle ilgili dört sorumuz olacak o zaman. Birincisi, hava unsurunun yalnız nakli asfat vazifesinde ses naklinde mezkur cilve-i vahdaniyeti ishal etmesi ne demektir? Yani şu ana kadar anlattıklarımız diyor, yani hüveniktesinde anlatılanlar, hava sayfasında hassiz seslerin birlikte yazılması, değil mi? Birinin diğerine karışmaması. Bundan bahsettik diyoruz şimdiye kadar. Evet. Bu harika bir icraattır yani. Kaldı ki diyorsak havanın işi bunlarla, bununla da mukayyet, yani kayıtlı değil. Aynı bu işi yaptığı zamanda nebatın telkine de vesile oluyor. Bulutları taşıyor, değil mi? Evet. Efendim söyleyeyim. Ciğerlerimizi temizliyor. Öte yandan işte bir takım elektrik gibi bir çok şeyin de nakline vesile oluyor. Bütün bu işler birlikte yapılıyor. Yani bunlara da bakmak lazım diyor Üstad yani. Aynı bunlar yapıldığı zaman da bunlar da yapılıyor. Bunların tümünde zaten ihtilaf yok. Bir tek elektrik nakli de havanın rolü var mı yok mu? O fiziki bir mesele. Onu da az önce arz ettim. Zaten bütün bunlar yine hava içerisinde oluyor yani. Ama elektrikli oluyor, ama titreşim oluyor, ama elektrik manyetik dalgalarla oluyor, ama yine hava içinde oluyor bunlar yani. Evet. Ama hava dışında da oluyor ayrı. Ayrı mesele. Bu ayrı bir tefekkürümüzü daha da genişletmiş oldu. Yani bir havada neler yapılıyor? Değil mi? Evet. Teneffüs, telki, bulutların taşınması. Aynı hava ile seslerin nakliyle aynı zamanda bir beraber yapılıyor diye ilahi icraatın azameti daha geniş bir perdede dikkatimize sunulmuş oluyor böylece. Evet. İkinci olarak bu paragrafta havanın emir ve iradenin arşı olmasının farklı bir anlamı var mıdır? Son daha önceki programda söylemiştik sanıyorum. Evet. Yani Allah'ın arş mecazidir demiştik. Burada Allah'ın emir ve iradesi çok net olarak okunuyor. Bütün bu işler kendi emirleri ve kendi iradeleriyle olmuyor. Çünkü insan gibi dedik, değil mi geçen programda? En ileri bir mahluk bile bir anda iki iş yapamıyor. İki şey irade edemiyor bir anda. Hava bir anda şu kadar iş yaptığına göre bu kendi iradesiyle olmuyor. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle oluyor. Evet. Onun iradesiyle olması da Cenab-ı Hakk'ın emir iradesine havanın bir arş olması, bir idare merkezi, yönetim merkezi. Burası mecazidir yani. Arş bir tanedir çünkü. Gibi olması manasında kullanılmış bu ifade. Daha önce söylemiştik sanıyorum. Üçüncü olarak hava unsurunun da bir hu olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar olmasını izah eder misiniz? Havanın tümü de bir insan gibi kabul edelim, bir mahluk diye kabul edelim. Nasıl bizim her şeyimiz alem misale kaydediliyorsa, değil mi? Havanın da her şeyi alem misale kaydediliyor. Evet. O da oraya bir hu oluyor yani. Bir alem misal, alem-i ervah ile alem-i şehadet arasında bir perdedir diyoruz da, değil mi? Bu manayı veriyor. Yani alem-i misal, alem-i şehadetten daha kesif, alem-i ervahtan, yani alem-i ervahtan daha kesif, alem-i şehadetten daha latif, evet. Yani perde, berza arada. Yani alem-i ervah en nurani olan diyelim, değil mi? Latif olanı. Onun sonra alem-i misal geliyor, o ondan daha kesif. Onsa alem-i şehadet geliyor. Bu daha zaten kesif. İkisi arasında bir perde. Alem-i misal. Alem-i misalin de işte örneği usta rüya diyor. Rüya misalin zıddı diyor bir yerde, değil mi? Evet. Oradaki misal alem-i misal demek yani. Yani rüya alem-i misalin bir gölgesi. Ondan haber veriyor yani. Nasıl rüya alemi şu andaki alemimize göre daha latif bir alem ise, değil mi? Evet. İşte rüya da alem misaline göre öyle diyor yani. Rüya misalin zilli diyor. Yani bütün bu havadaki bütün olaylar da alem misalde kaydediliyor. O da ona bir fotoğraf gönderiyor yani, tümünü oraya gönderiyor yani. Evet. Havada kayboluyor ama nasıl insanlar dünyada kayboluyorlar ama bütün amelleri levh-i mahfuzda her şeyle yazılı, alem misalde hepsinin fotoğrafları alınmış. Aynı şekilde hava unsuru da
da olan konuşmalar silinse de bunun tümü silinmeden, yani tümüyle alem misalde ayrıca kaydediliyor. Evet. Emir alakasında güven nüktesinin haşyesi var. Orada diyor, gördüm ki Adem'in misal nihayetsiz fotoğraflar. Hı. Ve her bir fotoğrafta hadsiz hadisat-ı dünyeviye yazılı. Ya. Diye devam eden böyle bir izah var. Aynen, bütün bir de manalar da orada suret giyiyor. Evet. Değil mi? Evet. Mesela manalar da suret giyiyor. İşte bunun en güzel örneği sahabenin biri malum rüyasında süt görüyor da Peygamberimiz onu ilim diye tefsir ediyor. Yani alem misaldeki şey, süt alem, ilim alem misalde, yani rüyada süt olarak görünüyor. Evet. Rüyada alem misalin bir zırhlı olduğuna göre peki birçok hakikatler de alem misalde ayrı şekiller alıyorlar yani. Evet. Ayrı bir alem. Sadece şey, normal fotoğraf gibi değil. Evet. Son olarak hocam, mütebakisi şimdilik yazılmadı. Bu ifadeler yer yer külliyatta geçer. Ne mana ediliyor? Onu daha önce açıklamıştık sanıyorum. Evet. Yani Leyla-i Kadir'i iktidar edilen bir hakikat mıydı? Evet. Orada yani kerameti inkar eden, keşfiyatı inkar eden kesimler bu cümleyi de yanlış anlayabilirler ama oradaki izahlar buna da geçer. Yani bakın, bir ikramıdır, lütfudur yani. Buradaki yazdırılmadı, yani ben kendi irademle değil, Allah'ın lütfuyla bunları yazdım demiş oluyor. Burada bir övünme değil, bir tevazu vardır yani. Benim hiçbir şeyim yok. Fena fillah makamına gelen evliyada her şeyi Allah'tan bilme hal haline gelmiştir yani. Üstad'da da böyledir. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımız 13. sözün son programıydı. Gelecek haftadan itibaren 14. söze görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.